Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size idrar oluşum aşamalarından bahsedeceğim. İdrar oluşumu 3 tane aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar birincisi süzülme, ikincisi geri emilim, sonuncusu da salgılama olayıdır arkadaşlar. İlk öncesi üzülmeden başlayacağız. Daha sonra geri emilim ve salgılama ile birlikte idrar oluşum aşamalarını bitireceğiz. Şimdi süzülmede ne oluyor? Arkadaşlar süzülme olayı glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru oluyor. Şimdi öbür videomuzda hatırlayın glomerulus kılcallarından bahsetmiştim size. Şöyle bir tekrardan göstereyim. Bakın glomerulus kılcalları bu kılcallardır. Buradan yüksek basınçtan dolayı bakın 70 mm civa basınç vardı burada. Bu basınçtan dolayı Bowman kapsülüne doğru bir süzülme gerçekleşir. Bu süzüntünün içerisinde kesinlikle protein, kan proteini olsun, işte kan hücreleri olsun bunlar bulunmaz. Bazı maddeler bulunacak. Bu maddelerin neler olduğunu yazacağım zaten size. Süzülme olayı bu şekilde gerçekleşiyor. Süzülme basınç farkından dolayı olduğu için kesinlikle enerji harcanmıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet dediğim gibi süzülme olayı arkadaşlar glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen bir olaydır. Ve basınç farkından dolayı gerçekleştiği için enerji harcanmaz. Bunu da bilmemizde fayda vardır. Şimdi yazalım o zaman süzülme olayını. Şöyle diyeceğiz. Nereden nereye gerçekleşiyordu? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne. Bowman kapsülüne doğru gerçekleşir. Peki süzüntünün içerisinde neler var? Arkadaşlar bunları da yazalım. Süzüntüde neler olduğunu birkaç tanesini yazayım. Aslında birçok madde var ama çok uzatmak istemiyorum. Ne var? Tabii ki olmazsa olmaz su var arkadaşlar. Tuz var. Bikarbonat iyonları var. Daha sonra hidrojen iyonları var. Potasyum iyonları var arkadaşlar. Sodyum var. Üre var. Bizim için zaten en önemli olan nedir? Ürenin dışarı atılmasıdır. Daha sonra bazı ilaçlar var eğer ilaç kullanıyorsak. Bazı ilaçlar vardır. Sonra glikoz bulunur arkadaşlar. Süzüntünün içerisinde. Glikoz, kreatin, amino asit, vitamin. Albumin gibi proteinler de bulunuyor arkadaşlar. Evet bunlar süzüntünün içerisinde bulunan moleküllerdir. Dikkat ettiyseniz kan hücrelerinden bahsetmedim. Bu hücreler tabii ki geçiş yapmazlar. Süzüntünün içerisinde bu moleküller bulunur. Evet gibi moleküller bulunur. Arkadaşlar süzülme olayı bu şekilde. Gelelim şimdi bir de söylediğimi de yazalım. Hani dedik ya süzülme basınç farkından dolayı olur. Bu yüzden de enerji harcanmaz diye. Bunu da şöyle bir not olarak yazalım ki gözümüze çarpsın. Şöyle not diyelim. Süzülme basınç farkından dolayı olur. Enerji harcanmaz. Bir de size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela üşüdüğümüz zaman daha çok idrarımız gelir. Neden? Çünkü hava soğuduğu zaman glomerulus kılcalları daralıyor. Daraldığı için de oradaki basınç artıyor arkadaşlar. Bu yüzden de daha fazla madde süzülerek idrar oluşumunu artırıyor. O zaman bir tane daha not yazalım. Hava soğuduğunda neden çok tuvaletimizin geldiğini yazalım arkadaşlar. Hava soğuduğunda glomerulus kılcalları daralır ve basınç artar. Bu olay süzülmeyi dolayısıyla neyi artırıyor arkadaşlar? İdrar oluşumunu artırır. Evet. Süzülme ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten süzülmede sadece bilmemiz gereken enerjinin harcanmadığı,
glomerülüsten bulma kapsülüne doğru oldu. Gelelim ikinci olayımız, yani geri emilim. Şuraya 2 diyoruz. Geri emilim. Arkadaşlar, geri emilim olayı Bowman kapsülü haricinde geriye kalan tüm kısımlarda gerçekleşir. Nefron kanallarının tümünde gerçekleşiyor. Bowman kapsülü hariç, ama bunu bilmeniz lazım. Bowman kapsülünde kesinlikle geri emilim yok. O zaman şöyle yazalım. Geri emilim için Bowman kapsülü hariç, Bowman kapsülü hariç nefron kanallarından kılcallara doğru olur. Peki amacımız ne burada? Arkadaşlar, buradaki amaç şudur. Gönderilen süzüntünün içerisinde eğer ki bizim için işe yarayan bir şeyler varsa onları geri emip kana karıştırmaktır. O zaman şöyle diyelim. Amaç neymiş? Amaç süzülme sonucu nefron kanallarına geçen gerekli maddelerin vücuda kazandırılmasıdır. Mesela vitaminler. Vitaminler tamam, süzüntünün içerisinde var, ama ya bizim için gerekiyorsa o zaman ne olacak? Geri emilimle alacağız. Evet, geri emilim bu şekilde. Arkadaşlar, geri emilim olayı difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma kurallarına göre gerçekleşiyor. Bazı yerlerde difüzyon, bazı yerlerde ozmoz, bazı yerlerde de aktif taşıma olayı gerçekleşiyor. O zaman bunları da yazalım. Geri emilimde difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma etkilidir. Özellikle ozmoz suyun taşınmasında gereklidir arkadaşlar. Bu yüzden de su sadece ozmoz kurallarına göre taşınır. Yani geri emilir. Şimdi gelelim. Nefron kanalları dedik. Nedir bu nefron kanalları? Tekrardan şeklimizi alıyorum. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar, nefron kanalları, bakın, proksimal tüp, henle kopu, distal tüp ve idrar toplama kanalları. Buralarda nelerin geri emildiğine bakalım sırasıyla. İlk önce proksimal tüp diyeceğiz. Proksimal tüpten geri emilen moleküller bikarbonat iyonları, sodyum iyonları, potasyum, su ve arkadaşlar besinler. Proksimal tüpte tüm besinler, yani glikozun tamamı geri emilir. Amino asitin tamamı geri emilir. Bunu unutmayalım. O zaman yazalım. Proksimal tüpten neler emiliyormuş geri? Yazıyoruz. Bikarbonat iyonları, sodyum, potasyum, su ve besinler. Besinlerin %100'ü proksimal tüpten emilir ki zaten bir sonraki ilerlediğimiz zaman bunları söyleyeceğim. Daha sonra henle kolpuna bakalım. Henle kolpu. Arkadaşlar, henle kolpunun iki tane yeri var. Bir aşağı inen kol var, bir de yukarı çıkan kolu var. Aşağı inen kolundan sadece su geri emilir. Yukarı çıkan kolunda ise suya geçirgen değildir bu kol. O yüzden de buradan sodyum ve klor emilir. O zaman yazalım. Aşağı inen kolundan su, yukarı çıkan kolundan sodyum ve klor emilir. O zaman yukarı çıkan kolunda su emilimi yoktur. Bunu da atlamayalım. Henle kolundan sonra distal tüpe gelelim. Distal tüp. Arkadaşlar, distal tüpten de sodyum, bikarbonat ve su emilir. Sodyum, bikarbonat, su geri emiliyor. İdrar toplama kanalına gelelim. İdrar toplama kanalından da yine sodyum, klor, su ve üre geri emilir arkadaşlar. Sodyum, klor, su ve üre.
Bakın ürenin emildiği yer neresiymiş o zaman? İdrar toplama kanalıymış. Su dikkat ettiyseniz her yerden geri emiliyor. Sadece neresi hariç? Anne kupunun yukarı çıkan kolu hariç. Arkadaşlar suyun geri emilimi sadece ozmozla olur. Enerji harcanmaz. O zaman yazalım bunu da. Suyun geri emilimi sadece ozmozla olur. ATP harcanmaz. ATP harcanmaz diyoruz. Evet arkadaşlar, geri emilim bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Geri emilim sonucunda neleri tamamını geri emiyoruz? Nelerin bir kısmını dışarı atıyoruz? Buna bakalım. Şöyle yazıyorum. Geri emilim sonucunda. Geri emilim sonucunda. Evet. Şimdi biz glikoz, aminoasit, adek vitaminlerinin %100'ünü geri emiyoruz arkadaşlar. Yazalım. Glikoz, aminoasit, adek vitaminlerinin %100'ü. Bunların tamamı geri emilir. Daha sonra sodyum ve birçok mineralin %95 arkadaşlar. %95'i. Suyun %99'u, bakın bu çok önemli. H2O'nun %99'u. Bunun %99'unu emiyoruz. Dediğim gibi bu çok önemlidir. Ürenin %50'si. Ürenin %50'si. Daha sonra %50'si geri emiliyor arkadaşlar. Bunların geri emilimi tamamlanıyor. Ama bir madde var ki bu madde kesinlikle geri emilmez. Bu madde kreatindir. Kreatin kesinlikle geri emilmez. Bunu da yazalım şöyle. Kreatinin geri emilimi olmaz. Geri emilimi olmaz arkadaşlar. Evet, geri emilim sonucunda bu maddeleri geri emiyoruz. Dediğim gibi kreatini kesinlikle unutmayın. Bunda geri emilimi olmaz. Şimdi bir de geri emilimde hormonal etkiden bahsetmek istiyorum size. 3 tane hormon var. Bu hormonlar böbrekleri etkileyerek geri emilimde bazı maddelerin geri emilimini artırıyor. O zaman yazalım. Geri emilimde hormonal etki. Arkadaşlar ilk hormonumuz ADH, yani vazopresin, antidiüretik hormon. Hormonlardan hatırlayın, vazopresin hormonu. Bu hormon böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Yani bu şekilde katkı sağlıyor. O zaman yazalım. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Daha sonra bir hormon daha var. Aldosteron hormonu. Bu hormon da böbreklerden sodyum ve klorun geri emilimini sağlarken potasyumun dışarı atılmasını sağlar arkadaşlar. O zaman yazalım. Sodyum ve klorun geri emilimini sağlar. Potasyumun nefrona verilmesini sağlar. Yani atılmasını sağlar. Evet, aldosteronun etkisi de bu şekilde. Son bir hormonumuz kaldı. Bu da parat hormon. Yine kalsitonin hormonu da var arkadaşlar. Ama parat hormonla kalsitonin zaten zıt çalışıyor. Parat hormon böbreklerden kalsiyumun geri emilimini sağlar. Ama kalsitonin ne yapıyor? Böbreklerden kalsiyumun atılmasını sağlıyor. O yüzden de kalsitonini buraya yazmıyoruz. Geri emilim dediğimiz olay bu şekilde tamamlanıyor. Gelelim üçüncü olayımıza, salgılama. Diğer bir adıyla aktif boşaltım. Evet, şöyle 3 diyorum arkadaşlar. 3 salgılama.
Diğer bir adıyla aktif boşaltım. Adı üstünde aktif. O zaman ne olacak? Enerji harcanacak. Aktif boşaltım. Arkadaşlar bu olay şöyle gerçekleşiyor. Şimdi bizim süzülmeyle veremediğimiz bazı bileşikler var. Mesela ilaçların tamamını veremiyoruz. Veya işte bazı asitleri, bazıları zehirli maddelerin tamamını veremiyoruz. Bu maddelerin aktif taşımayla kılcal damarlara verilmesine biz salgılama ya da aktif boşaltım diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi işte süzülmeyle kana süzülmeyle Bowman kapsülüne geçemeyen moleküllerin Bowman kapsülüne kılcallardan geçmesine salgılama olayı diyoruz. Ve bu olayda kesinlikle enerji harcanır. O zaman şöyle diyelim, yazalım. İlaçlar, zehirli maddeler, amonyak mesela, işte boya gibi maddeler arkadaşlar, işte bikarbonat gibi maddelerin aktif taşımayla kılcal damarlardan nefrona verilmesidir. Yani biz burada ne yapıyoruz? Süzülmeyle veremediğimiz maddeleri salgılamayla veriyoruz arkadaşlar nefron kanallarına. Onu da yazalım. Süzülmeyle geçemeyen bazı maddeler nefrona verilir. Amacımız bu yani. Arkadaşlar, salgılama olayı geri emilim olayının tam tersidir. Geri emilimde nefron kanallarından kana bir geri emilim gerçekleşirken, salgılama olayında tam tersi kandan nefron kanallarına geçiş olur. Zaten şekil üstünde de göstereceğim yine bunu. Şöyle diyelim, salgılama geri emilimin tam tersidir. Geri emilimin tam tersidir. Evet, bu şekilde söyleyeceğimiz olaylar. Ayrıca şunu da söyleyelim. Salgılama olayında arkadaşlar enerji harcanır. Hatta bunu bir not olarak yazalım ki dediğim gibi aklımızda kalsın. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Not diyelim. Salgılama olayında ATP harcanır. Arkadaşlar, size bir not daha yazdırmak istiyorum. Bu da sağlıklı olmayan kişilerle ilgili bir not. Sağlıklı olmayan bireylerde işte kanda belirli bir düzeyin üzerinde bulunan glikoz, amino asit, vitamin gibi maddeler salgılama ile kandan uzaklaştırılıyor. Böylece idrarın yapısında glikoz, amino asit görülebiliyor. Sağlıklı bireylerin idrarında glikoz, amino asit bulunmaz. Ama eğer birey sağlıklı değilse bunlar bulunabilir. Mesela şeker hastalarında bulunabiliyor arkadaşlar. O zaman şöyle not olarak yazalım bunu da. Ne diyoruz? Sağlıklı olmayan bireylerde kanda eşik değer diyoruz biz buna. Eşik değerin üzerinde bulunan glikoz, amino asit, vitamin gibi maddeler salgılama ile kandan uzaklaştırılıyor arkadaşlar. Salgılama ile kandan uzaklaştırılır. Dediğim gibi şeker hastalarında mesela idrarında glikoz rastlanıyor. Sebebi budur. Sağlıklı olmadığı için bu birey idrarında glikoz görebiliyor. Şimdi idrarın yapısında neler var, neler yok, buna bakalım. Şöyle diyelim, idrarın yapısı diyelim. Arkadaşlar, idrarın yapısında su, üre, ürik asit, kreatin, bazı vitaminler, ilaç atıkları, daha sonra amonyak, zehirli moleküller bulunur. Ama glikoz, amino asit, kan proteini, kan hücresi, yağ molekülleri kesinlikle bulunmaz. Eğer bulunuyorsa ne dedik? O kişi sağlıklı değildir. Yazalım. Su,
üre, amonyak, ürik asit, kreatin, B ve C vitaminleri, çünkü bu vitaminler idrarla atılıyordu, B ve C vitaminleri, bazı mineraller bulunur. Ama kesinlikle ne bulunmaz dedik? Glikoz, amino asit, kan proteinleri, kan proteinleri, kan hücreleri. Zaten eğer idrarda kan varsa kesinlikle bir hastalık belirtisidir. Bunun mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor. Yağ molekülleri bulunmaz. Evet, idrarın yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Bizim salgılama dediğimiz olay böyle gerçekleşiyor. Şimdi salgılama olayını ve geri emilim olayını size şöyle bir nefron çizerek göstermek istiyorum. Şöyle bir nefron çizelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle çizdim. Vakit kaybı olmasın diye. Şimdi bizim süzüntümüz nereden geliyor? Bakın, süzüntü buradan geliyor. Proksimal tüpten geri emilen moleküller, şöyle yeşille yazalım. Neler geri emiliyor proksimal tüpten? Bir kere bikarbonat iyonları, daha sonra sodyum iyonları arkadaşlar, sonra su molekülleri, besinler, potasyum iyonları buradan geri emiliyor. Geri emilimi yeşil renkle yapacağım. Bakın, yeşil renk. Daha sonra Henle'nin inankolu vardı. İnankoldan sadece ne geri emiliyordu? İnankoldan sadece su geri emiliyor arkadaşlar. Buraya su yazdık. Şimdi Henle'nin çıkan kolunun iki bölümü var. Bir ince bölümü var, bir de kalın bölümü var. İnce bölümünden klor geri emilirken kalın bölümünden arkadaşlar sodyum geri emilir. Bu çok önemli değildir. Size hani kalın kol, ince kol demez. Direkt çıkan koldan sodyum ve klorun emildiğini bilin. Daha sonra distal tüpe geldiğimizde distal tüpten sodyum klorür, yani tuz, su, bikarbonat iyonları geri emilir arkadaşlar. Toplama kanalına geldiğimiz zaman ise toplama kanalından klor, daha sonra sodyum, sonra arkadaşlar üre. Bakın, ürenin tek geri emildiği yer burasıdır. Ve yine su geri emilir. Geri emilim olayı bu şekilde. Hemen altına şöyle yeşille yazıyorum. Yeşil yaptıklarım neymiş? Geri emilimmiş. Ve kırmızıyla yapalım diğerini de. Ya da kırmızı olmasın, şöyle maviyle yapalım. Arkadaşlar, maviyle yaptıklarımda salgılama olacak. Salgılama neydi? Fazla olan, yani süzüntüye geçemeyen maddelerin nefron kanallarına verilmesi. Yani olay şu şekilde olacak. Burada renk pek belli olmadı. Şunu da yapalım açık yeşille. Bakın, burada gerçekleşen neler gönderiliyor? Mesela hidrojen. Daha sonra amonyak. Örneğin gönderilebilir. Daha sonra arkadaşlar potasyum gönderilebilir. İşte hidrojen iyonları gönderilebilir. O zaman açık yeşille de çizdiklerim neymiş? Salgılama olayları. Salgılamada süzüntüden geçemeyen maddeler geri gönderiliyor. İkisi tam tersi yönde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi bir de bizim idrar oluşumunu artıran faktörlerimiz var. Hemen bunları da yazalım. İdrar oluşumunu bitirelim. Şu kısma yazmak istiyorum. İdrar oluşumunu artıran faktörler. İdrar oluşumunu artıran faktörler. Nedir bu faktörler? Birkaç tane söyleyeceğim. Arkadaşlar, idrar oluşumunu artıran faktörler mesela kan basıncının artması. Daha sonra soğuk hava, az önce de söyledik. Damarlar daraldığı için basınç artıyordu. Dolayısıyla idrar oluşumu artıyordu. Fazla su içmek. Daha sonra arkadaşlar fazla protein tüketmek. O da su isteğini artırdığı için, basıncı artırdığı için yine ne yapıyor? İdrar oluşumunu artırıyordu. Tüketmek. Bu gibi olaylar ne yapıyor? İdrar oluşumunu artırıyor. Ama azaltan nedir? Terleme idrar oluşumunu azaltır arkadaşlar. Şunu da yazalım buraya.
terleme idrarı azaltır. Bunu da kesinlikle bilmemiz lazım. Çünkü terleme ile su kaybettiğimiz için fazla idrar oluşturamıyoruz. Dolayısıyla idrar oluşumu azalıyor. Arkadaşlar, idrar oluşumunun aşamaları bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda boşaltım sistemi hastalıklarından bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.